Ya hava o kadar sıcak ki hiçbir yerde video çekilmiyor gerçekten. Hani şu anda dedim saçlarımı toplayayım mı, toplamayayım mı? Tereddütte kaldım. Umuyorum havale geçirmem. Herkese merhabalar. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda kendi bütçemle aldığım ve iki tane de hediyem var. Paketleri birazcık cicili bicili. Biliyorsunuz ben bitenlerde paketleri böyle hani mahvediyorum. Özellikle çok sevdiğim bir ürünse onu bitirmeye kadar kullanmak istiyorsam eğer kesiyorum falan öyle gösterdiğimde hoş olmuyor. Bir de sabun var yani onu kullandığımda şu anda böyle bir görsel olarak sunayım. Eğer bu videoyu izleyenler tekrar bitirdiğimde kullandığı bu poşetini gösterdiğimde en azından ne demek istediğimi anlasınlar diye. Hangi üründen bahsettiğimi anlasınlar diye. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de dediğim gibi son zamanlarda kendi bütçemle aldığım, kullandığım, sevdiğim ya da sevmediğim, hoş sevmediğim pek bir ürün yok ama yok, yok gerçekten sevmediğim bir ürün yok. Yani şu anda kullandığım ürünlerin hepsini seviyorum ve onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şöyle, Rituals markasının Le Himalaya Eau de Parfum'u var bende. Bunu ben arkadaşımla beraber gezerken alışveriş merkezinde Rituals mağazasına girdik. Orada bakılırken, kokuları denerken bunu gördüm. O anki ruh durumuma, isteğime, baharda olduğumuz için hem bahar hem de yaz aylarında kullanabileceğim bir koku istiyordum kendime. Bunu da görünce dedim hani alayım. Fiyatı da hani İsviçre'ye göre uygun, 50 ya da 60 frank gibi bir şeydi. Dedim bunu alayım. Hani hem de iş yerinde kullanmış oldum. Gerçekten kokusu hoşuma gitmişti. Ambalajı şu şekilde. Bence çok şık bir ambalajı var. Ve şöyle açtığınızda da ürünün kendisi böyle. Hani bu şekilde de bırakabilirsiniz bir yerde. Evden dışarı çıkarken kullanabilirsiniz ya da böyle çok güzel duruyor eğer hani kış aylarında daha böyle odunumsu ya da baharatsı ürünler kullanıyorsanız. Çünkü ben kokuların mevsimsel olduğunu düşünüyorum. Mevsimine göre daha güzel yakışıyor. Hani yaz aylarında ise daha böyle fresh, temizlik, hijyenik veren, daha coşkulu parfümler güzel oluyor. İşte bahar aylarında daha çiçeksi, yani doğayla uyumlu olduğu için. Sonbahar aylarında daha böyle tütsülü, kış aylarında ne bileyim daha şekerli, biraz insanın içi ısısın diye. Ben kokuların gerçekten mevsimle olan bütünleşmesine ya da enerjisine de inanıyorum. Şöyle yakından göstereceğim. Gördüğünüz üzere şu kapağı ahşap, huş ağacı galiba bildiğim kadarıyla. Yani bunu gerçekten seviyorum. Şu anda evimin dekorunda bunun olmasını çok isterim. Böyle masamın olmasını, böyle sehpamın olmasını, dolabımın olmasını şöyle göstereyim. Ama bilemiyorum. Ben şimdi gidip de tekrar evi daha yeni yeniledim. Onun için gidip tekrar bir şey almak istemiyorum. Şöyle az bir şey kaldı zaten görüyorsunuz. Çünkü çok sık kullanıyorum. Çünkü bu Eau de Parfum, Eau de Toilette de pardon, çok kalmıyor benim üzerimde. Kıyafetlerime sıkıyorum, çok uzun sürmüyor. Saçlarımda biraz kalıyor. Enseme falan dökmek istemiyorum. Çünkü baya bir yıprattım böyle yıllardır oraya parfümü dökmekten. Artık alkol benim bütün boğazımı falan hassaslaştırdı. Genelde saçlarımın şu uçlarına falan işte ne bileyim bu kollarımın iç kısmına şuralara sıkıyorum ya da kıyafetlerime sıkıyorum. Kokusu bende fazla kalmıyor. Ama kokusu çok güzel. Böyle Tibet vahşi orkidelerinden zaten ana notası o. Bir de pamuk hoçus, bamul hoçus, yok moçus pardon. Onun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama çünkü ben daha önceki kullandığım moçus parfümlerinde galiba yoktu. Yani tarif edebilirsem böyle çiçeksi, tam bahar, yaz aylarında kullanılabilecek. Çok romantik, böyle güzel bir esinti veren. Hani çok fresh, yeni mi duş aldın? Yeni kıyafetler mi giydin denilebilecek bir koku. Öyle hani parfüm edasında kesinlikle değil. Bilmiyorum. Böyle özellikle hani teenagerlerin, genç kızların çok ağır koku kullanmaması gerektiğini düşünen birisiyim. Onlar için de çok uygun olabilir. Eğer kendi kızlarınıza, kardeşlerinize hediye almak istiyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Dediğim gibi fiyatı İsviçre'de uygun 50-60 frank. Belki de 70 frank olabilir. Tam da emin değilim ama Türkiye'de tabii ki bu tarz ürünlerin hepsi pahalı. Yani çok güzel. Tekrar alır mıyım bilmiyorum. Herhalde bunun diğer kokularına şans verebilirim. Bu arada bu ürün gerçekten temiz içerikli bir ürün. Aklımda kaldığı kadarıyla silikonsuz, parabensiz, palm yağsız birçok üründe hani zararlı içeriklerden uzak bir ürün. Bunu spor yaparken kullanabilirsiniz fitness'te ya da
Hoş ben fitness'e nedense Nivea'nın deodorantlarını yakıştırıyorum. Nedense o tam fitness'e uyuyor gibi hissediyorum. Ya da uyurken yastığınıza sıkabilirsiniz. Ya da uyumadan önce yine saçlarınıza, hani uyuduğunuza güzel koku aromasıyla uyumayı sevenler varsa onunla da uygulayabilirsiniz. Hani bu kadar kaldı. Galiba ben 2 hafta içerisinde bitiririm. Hani 2 hafta bile sürmez diye düşünüyorum. Çünkü günlük kullanıyorum. İş yerinde kullanıyorum. Dediğim gibi uyurken bazen kullanmak istiyorum. İş yerinde çok sık değiştiriyorum. Ne zaman masama gitsem hemen masamın üzerinde zaten çantamdan çıkartıp masamın üzerine koyuyorum. O an hani tazelemem gereken rujum olsun, kalemim olsun, işte böyle pamuk çöpler falan, eğer maskaram ya da kullandığım göz makyajı akmışsa, bir de pudramı tabii ki. Yani isterseniz bir bakın. Ben çok sevdim. Gerçekten güzel bir ürün. Belki alırım, belki diğerlerine bir şans veririm, bilemiyorum. Zaten elimde şu anda bir bu var, bir de Türkiye'den aldığım Pravisi parfüm var. Onu da çok seviyorum. Birisine, hani yakın çevremden birisi giderse mutlaka sipariş edeceğim ondan kendime. Bir de zaten şu anda Replica'nın Beach Walk'ını kullanıyorum. Yani o, ben kokuların gerçekten böyle şey olduğuna inanıyorum, mevsimsel olduğuna inanıyorum. Şu an benim modum bunlara uygun. Tabii ki sonbahar aylarında kokumu değiştirebilirim, farklı bir şey alabilirim. Eskisi gibi böyle parfüm koleksiyonu falan yapmıyorum. Eskiden izlemişsinizdir, videolarımda birçok parfüm vardı. Gerçekten şu anda hani 2 tane olsa yeter. Yani 1 veya 2 tane, hatta 1 tane olsa yeter. 2 tane olmasına da gerek yok. Buradaki ürünüm yine Rituals markasından olsun. Şöyle, Rituals of Sakura Body Scrub. Çok ama çok güzel. Ama bunu o kadar sevdim ki, bazen ekstra yıkanmak için, bunun bana verdiği hissiyatı yaşamak için, özellikle akşamlar hani daha güzel, daha keyifli uyuyayım diye bunu uyguluyorum. Ve bunu uyguladıktan sonra tabii ki hiçbir şekilde vücuduma krem ya da losyon kullanmam gerekmiyor nemlendirmek için. Çünkü zaten cildimde çok güzel nemli bir efekt bırakıyor. Öyle bir hissiyat veriyor. Kokusu da çok güzel. Hem pudralı hem de şekerli. Zaten hoş, içinde de şekerler var şu şekilde. Granülleri öyle. Ya yani biraz yağlı. Okuduğum komentarlarda, yorumlarda böyle diyor ki hani yani bazıları beğenmemiş. Kokusunu beğeniyorlar ama yapısını beğenmiyorlar. Diyorlar ki hani küvetiniz ya da duşakabiniz full yağla doluyor. Bilmiyorum, ben öyle bir şey hissetmedim. Ama cildimde, o içindeki yağdan dolayı cildimde gerçekten çok güzel bir tabaka bırakıyor. Hani ertesi gün bile krem, losyon kullanmadan öyle güzel cildin üzerinde böyle satenimsi bir doku ya da görüntü bırakıyor diye söyleyeyim size. Bunu benim bir havlu keselerim var. Onlarla ovuşturuyorum. Hani peeling eldivenleri de var ama onlar biraz daha sert olur. Zaten scrublı olduğu için ben havlu keseyle kullanmayı tercih ediyorum. Güzelce ovuşturup sonra da durulayıp inanılmaz güzel o şekilde gerçekten uyuyorum. Tavsiye ederim, isterseniz bakın. Bu marka, aslında ben Rituals markasının her şeyini seviyorum da, işte böyle ürünler geliyor, hediyeler geliyor, pembe kutu gönderiyor falan, ben kendim bir şey alamıyorum, sevdiğim ürünleri alamıyorum. Ama bu benim gerçekten favori ürünüm oldu. Yine şöyle küçük minik, hem de indirimdeyken aldığım Rituals markasının Ritual of Sakura yine shower jeli. Bunun iki türlü kullanabilirsiniz. Hani ben ikisini de kullandığım için söylüyorum. Eğer birazcık dayanıklı olmasını istiyorsanız, havlu kesenize, nemlendirdiğiniz, ıslattığınız havlu kesesine uygulayarak cildinize öyle güzel masajlar yaparak kullanabilirsiniz. Sonra doğrulayabilirsiniz. Çok güzel kokusu var. Bu şekerli değil, daha böyle soft kokuyor scrub'ına göre. Ama mesela elinizle de yapabilirsiniz istediğinizde. Ama şöyle küçük, gördüğünüz gibi seyahat boyunda bir şey. Aslında normalde bunlar büyük. Daha önceden de kullanmıştım. Bunun işte kırmızı, şu anda ismi aklıma gelmiyor. Kırmızısında, yeşilini de kullanmıştım. Yeşil dedim, üzerine mavi, petrol mavisi mi, yeşil miydi? Onu da kullanmıştım. Hepsini seviyorum aslında ama bunlar tam şu anki yaz aylarına uyduğu için bunları tercih ettim. Bir de bunun body kremini aldım. Böyle güzel kavanozda. Onun kapağı da ahşap, kuş ağacına. Fakat hala kullanamadım. Şu anda hani ona sıra gelmeyecek gibi. Başka ürünlerim var çünkü. Elinizle kullandığınızda hani bereketli olmuyor. Hani bunu her gün duş alsanız bile hani 1,5 haftada falan biter. Ama havlu keseleri de uyguladığınızda 2-2,5 hafta sürer diye düşünüyorum. Böyle bir ambalaj. Tatil için de bence çok iyi. Götürebilirsiniz kendinizle. Şimdi sıradaki ürünüm arkadaşlar şöyle, Kiko Hydra Pro Glow cilt ürünü.
Güneş koruma faktörlü 10, bütün cilt tipleri için şöyle göstereyim. Böyle bugün makyajımın altına uyguladım. Güneş koruyucu kremi uyguladıktan sonra, bu arada şu anda benim güneş koruyucu kremim yine Rituals markasının 50 güneş koruma faktörlüsü. Onun kokusunu, yapısını, dokusunu, her şeyini seviyorum. Bu sezon benim ikinci alışım. Hala güneş koruyucu kremi arıyorsanız bir bakın derim. Daha önceki videolarımda paylaştım. Herhalde bundan iki video önce bitenlerimde de bitenlerde göstermiştim diye hatırlıyorum. Şöyle bir ürün. Hemen size gösteriyorum. Hani bunu eğer fondöten kullanmak istemiyorsanız yaz aylarında kullanabilirsiniz. Ama şöyle cilt renginde ve uyguladığınızda kokusunu hatırlamaya çalışıyorum. Çok böyle sabunumsu bir kokusu var. Şöyle hafiften, bilmiyorum görüyor musunuz? Netleştireyim. Hafiften şöyle bir ışıltı veriyor. Bir satenimsi bir görüntü. Ha şimdi daha iyi oldu. Satenimsi bir görüntü veriyor. Etkisi tabii ki diğer ışıltılı ürünler gibi değil. Mesela Glam Glow'un ürünleriyle bunu kıyaslayamam. Bu benim cildimde eğer bir şey kullanmasam, yani şu anda Filorga fondöteni var cildimde, onun altına uyguladım. Böyle tek başına kullanmak istiyorsanız 2-3 saat gerçekten ciltte böyle nemlilik hissiyatı bırakıyor. O 2-3 saat sonra o nemlilik hissi, hani o kremin dokusu her şeyini çekiyor içine, cilt gidiyor ya da uçuyor. Ve üzerindeki şu gördüğünüz ışıltı, parlaklık sanki toz bir highlighter sürmüşsünüz gibi cildinize kalıyor. Bazı yerlerinde eğer siz istemeden iyi dağıtmamışsanız orada daha yoğun kalıyor ve böyle kopuk kopuk görünüyor. Onun dışında iyi. Onun dışında güzel. Eğer onu profesyonel bir şekilde yaparsanız, hani dikkat edersiniz kullanmadan önce. Gerçi hoş kullandıkça anlarsınız ne demek istediğimi. Tekrar alır mıyım? Alabilirim. Ama şu anda dediğim gibi başka ürünler var. Onları keşfetmek istiyorum. Onları hani listeme aldım ya da screenshotladım. Hepsi benim screenshot albümümde duruyor. Onları mutlaka kullanacağım. Elimde bir tane Maybelline ürünü var. Onu anlatayım. Maybelline Color Sensational Lip Liner'ı. Benim rengim Nude Seed. Şu anda dudağımda olan, dudağımın etrafında olan. Dokusu, yapısı çok güzel. Hani bu tek başına ruj olarak da kullanılır. Şöyle asansörlü bir ürün. Şöyle daha yakından göstereyim rengini. Böyle ürünleri ben çok çabuk tüketiyorum. Hani dudağım çevresine uygulamama rağmen çok çabuk tüketiyorum. Ama siz bunu ruj olarak da kullanabiliyorsanız herhalde ayda iki tane almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir, ben geçenlerde kendi kendime düşündüm bunları kullanırken. Elimde aslında NYX'in birçok ürünü var. Belki ileride onları sizlerle daha sık paylaşırım. Ben Maybelline mi, NYX mi derseniz, bence bana göre NYX markası. Ben NYX markasını Maybelline'den daha iyi buluyorum. Çünkü Maybelline çok reklamlarda, özellikle kendini pazarlamada, kendini satmakta çok güçlü, çok donanımlı. Mesela NYX bunu o kadar iyi yapmıyor. Bir de influencerlarla güzel işbirliği yapıyor Maybelline markası. Onun içinde hani yani kendini pazarlamada iyi. Pazarlamacısı kimse, genel olarak o stratejileri çok güzel. NYX ya da ne bileyim Kiko da aslında güzel bir marka, ama Maybelline'in bir ismi var, bir şeyi var. Bana göre NYX'in ürünleri Maybelline'inkinden bence daha iyi. Bir de bazı hani böyle, bilmiyorum ya, ben büyük konuşmak istemiyorum. Çünkü neyi büyük konuştuysam kendim yaptığım için, acaba ben de bir gün bir marka işbirliği yapsam bu kadar şişirir miyim? Sanki biraz Maybelline de fazla şişiriliyor gibi geliyor. Hani siz de kullanmıyor musunuz? Tabii ki Maybelline'de sevdiğim ürünler var. Maskaralarını beğeniyorum. Maskaraları çok güzel maskara. Hayır arkadaşlar, her maskarası da güzel değil ya. İşte bir iki kişi söylüyor diye siz de aklınızda o şekilde kalıyor. Ya da benden duyuyorsunuz öyle. Ama doğruya doğru öyle bir şey yok. Daha güzel maskaralar var. NYX'in maskaraları da çok güzel. Kiko'nun maskaraları da çok güzel. Ne bileyim, L'Oreal'ın da maskaraları var güzel. L'Oreal keşke şu maskara konusunda fiyatını biraz performansına göre yapsa. Hani o performansta şey bekliyorsun artık. Akmayan, güzel, bütün gün kipriğinde sabah sürdüğün gibi kalan bir maskara arıyorsun. Ama maalesef ki öyle değil.
Ve daha sonra geçiyorum şöyle NYX markasına. NYX'ten şöyle daha önceden de kullandım. Hatta bunun bende serisi vardı. Kimisi bozuldu, elden çıkardım. Kimisi bitti falan. Bunu da daha önceden kullanmıştım. Zaten bildiğim bir şey olduğu için gidip aldım. Çünkü gerçekten bu yaz aylarında uygun fiyatlı, hani kullanayım, küçük bir ambalaj olsun, 1-2 ay içerisinde düzenli kullandığımda bitirebileceğim bir ürün. NYX Soft Matte Lip Cream, şöyle London rengi, dudağımda gördüğünüz şu anda Maybelline'in bu kalemiyle kombine ediyorum. Ama Essence'de de böyle bir kalem var, bununla kombine ettiğim, o da güzeldi. Geçen videomda bitirmiştim, ya da Gül Kurusu muydu neydi ne bilmiyorum. Şu anda böyle nude şeftali tonlarında istediğim için bunu aldım. Bu orta kalıcılıkta. Yani ben bunu gün içerisinde gerçekten çok sık tazeliyorum, özellikle çalışırsam. Yani bir de biz hani açıkta, sürekli ışıkta, rüzgarda, işte klimada olduğu için ruj bütün gün kalmıyor. Zaten bütün gün kalırsa da dudağın yapısı, çünkü o büzük büzük açılıyor, gülüyor. İşte onun yapısı aynı kalmıyor. Artık bu tüm gün duran kalıcı rujları istemekten vazgeçsek. Çünkü estetik olarak gerçekten güzel görünüyor. Hani 5 saat sonra o rujdan daha ne bekliyorsun ki bütün gün? Hani gerçekten tazelenmesi gerekiyor. Özellikle konuştuğumuzda bazen tükürüklerimiz şuraya geliyor falan. Yani hoş durmuyor. Burada gidiyor. Özellikle o koyu renklerde. Onun için hani orta derecede bir kere bir şey yediğinde, içtiğinde falan şu iç kısımları gidiyor tabii ki. Ama dokusu, yapısı çok güzel. Matlığı seviyorum. Şu anda ne kadar da nüt tonların üzerine glowy trend olsa da bilmiyorum. Ben şu anda bu tarzda gezmeyi tercih ediyorum. Bilmiyorum. Zaten cildim ışıltılı, uğraşılı, bilmiyorum. Aslında güzel de durabilir. Çünkü ben ışıltılı cildi seviyorum. Yağlı cildi sevmiyorum. Hani böyle kendi doğal yağım çıktığında, patladığında bazen onu sevmiyorum. Ama böyle ışıltılı, kımıldadığında, böyle sağa sola döndüğünde böyle hafiften o ışıltı, o canlılık, o freshlik hoşuma gidiyor. Daha sonra benim keşfettiğim çok güzel bir ürün. NYX markasını yine, NYX Professional Makeup Lift Snatch diye yazıyor. Şöyle brown tint pen kalemi. Hani böyle çizgi çizgi yapılabilir, incecik bir ucu var. Hatta size bazı belirgin resimlerimi koyacağım buraya. Eyvah. Nasıl başlıyorsam, normalde çok kolay açılıyor ama. Şöyle kaşımı öncelikle ben galiba Maybelline mi? Yok, Kiko'nun şeyi var. Kaş pomadı var. Onunla yaptıktan sonra fırçayla sonra üstüne şöyle kendim göstereyim. Tak tak tak. Şimdi kalın oldu ama daha ince yapabiliyorsunuz. Hatta ben şöyle bakayım ki ince yapayım. Şöyle. Şöyle göstereyim. Böyle ince 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 aralardan geçiyorsunuz. Benim kaşlarım yok. Ona rağmen hani kaşım varmış gibi ya da mikroblading'in yeni yapmışım gibi duruyor. Herkes soruyor bunu. Birçok kişiye de önerdim. Kaşı olan, kaşı seyrek olanlara daha güzel olur. Yani kızım da aldı. Herkes, tanıdığım birçok insan sordu bana. Herkese de önerdim. Çok kişi memnun. Yani bende bütün gün kalıyor. Ben bunu bir kere şöyle denemek istiyorum. Yani iç makyajım temizlemeden duşun altında bir denemek istiyorum. Hani gidiyor mu, gelmiyor mu, kalıyor mu diye. Bir gün onu da yaparsam mutlaka sizinle paylaşacağım. İsterseniz buna bir bakın. Gerçekten işinize yarayabilir. Benim rengim bu arada espresso, koyu kahve. Seviyorum. Hani şu anda bilmiyorum, görüyor musunuz? Bazı resimlerimde daha iyi. Bulursam göstereceğim. Ve daha sonra yine NYX markasından şöyle. Benim aslında şu anda La Mer pudram var, az kaldı. Başka L'Oreal'ın pudrası var. Ama şunu birkaç yerden duydum, zaten uzun zamandır da almak istiyordum. Dedim Sibel al. Şu anda galiba senin istediğin şey bu. Gerçekten de bu. Çok güzel bir ürün. NYX'in HD Finish Powder. Arkadaşlar mineral base diye yazıyor. Banana rengi. Böyle cilde aydınlık veren. Hani benim izlediğim TikTok videolarında özellikle. Çünkü orada benim ilgimi daha çok çekti de. Hani bilmediğim bir şey değildi ama orada ben daha çok ikna oldum hemen almaya. Kontürünü her şey yapıyor. Sonra işte böyle gün içerisinde yağlanma falan oluyor ya. Böyle fırçayla pıt 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 şuralara, şuralara ve şuralara. Hemen bir anında aydınlık geliyor. Çok güzel. Hani güzel de göz üstlerimi, hani şeyi kullandığım zaman, concealer kullandığımda çok güzel de sabitliyor. Hani ben ışıltıyı seviyorum. Bakın şu anda bunu kullanmama rağmen cildimde hala ışıltı var. Bir, öyle şey, bir mat, pudramsı bir matlık yok. Mesela L'Oreal'inki gerçekten sanki böyle pudrayı yapıştırmışsınız gibi duruyor. Her ne kadar da ince fırçalarla uygularsam da. Görüyorsunuz hala cildimde ışıltı var buna rağmen. Bunu şu anda hem buralara, buralara ve alnıma, bazen de çeneme uyguluyorum.
Bu da çok güzel bir ürün. Böyle aydınlık, canlılık, freshlik veren hani koyu yerleri falan böyle özellikle diğer pudralarımı kullandığımda bu hissiyat yok mesela. Ama bunda gerçekten gözlerimin etrafı bile fresh duruyor, daha canlı duruyor, daha aydınlık duruyor. Tera markasının hakkında çok pozitif şeyler duyduğum için ve şu anda da şampuanla kullandığım için bilmiyorum şampuanı getirse miydim? Çünkü hala kullanıyorum. Çünkü yeni aldığım ürünler, o da yeni aldığım ürünler içerisinde. Ama bilmek istiyorsanız bir serisini kullandım hem şampuan hem de saç kremini. Hemen bundan bir önceki video olacak. Bitenleri de paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Doğal içerikli, doğal şeylerden yapılan bir şampuan. Aynı keza bunlar da böyle. Altera'nın şöyle Natur Kozmetik Altera diye yazıyor. Organik içeriklerden Aloe Vera Gece Kremi. Sertifikalı, vegan ve çevre dostu olduğunu söylüyor. Kuru ve hassas ciltler için. İçerisindeki İsviçre Alplerinden gelen mineral sudan yapıldığını söylüyor. Hani içerikleri gerçekten ilk başta hani su oluyor ya, o su gerçekten onunla yapılmış. Ve gerçekten içerisinde çok güzel şeyler var. Yalnız benim bunda tereddütüm nasıl diyeyim işte ucuz abi ucuz çok ucuz. Sen git Sivis'ten dağlardan mineral suyunu al sonra da hani böyle kremler falan yap. İçeriliği bütün hepsi bitkisel doğal içerikler falan hani bu ambalaj falan yani niye sen 4 lira 5 lirasın onu anlayamıyorum. Hani ben demiyorum ki güzel ürünler pahalı olacak. Aynı şüphe benim şampuanda da var ama şampuanda kullanıyorum saçlarıma iyi geliyor. Özellikle çok bir şey yapmışsam boya falan yapmışsam kurutmuşsam saçlarımı kullandıkça saçlarım daha iyi oluyor. Kullandıkça daha iyi oluyor. Onun için birazcık böyle tereddütteyim. Bu ürün de zaten hem cilde temizlendikten sonra hem boğaza hem de dekolteye uygulanıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün ama gerçi sabah kalktığımda cildim böyle nemli ve bir doluluk hissediyorum. Böyle gerçekten sanki çok güzel bir ürün kullanmışım da cildim bütün gece çalışmış işte kendini yenilemiş gibi oluyor. İsterseniz bu ürüne de bir bakabilirsiniz. Yani ilginç. Yani hem fiyatına göre bu performans hem böyleyse yani hepiniz alın. Bu arada Rozman'ın ürünü bilmiyorum Türkiye'de bu marka satılıyor mu Rozman'da? Ama İsviçre'de Denner'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine kendim aldığım şöyle bir CeraVe'nin göz kremi. Onarıcı göz kremi diyor. Ya içerisinde seramit ve hyaluronik asitler var. Ya parfümsüz. CeraVe'nin ürünlerini biliyorsunuz. Bu da çok güzel nemlendiriyor benim. Hani ben öyle hissediyorum. Özellikle bazen cildimin hani göz çevremi falan yıkadığımda biraz böyle kuruluk falan hissediyorum ve güzel bir şekilde nemlendiriyor. Bundan da memnunum. Biterse tekrar alabileceğim ürünlerden bir tanesi. Bu da uygun fiyatlı bana göre. Türkiye'de şu anda bilmiyorum kıyaslama yapmak istemiyorum. Zaten ileriki videolarımda mesela bir gün gideceğim sadece Maybelline standında ya da NYX standına ya da L'Oreal standına orada video çekeceğim ve sizlere İsviçre'nin fiyatını, İsviçre'nin asgari ücreti fiyatını göstereceğim. Siz artık kendiniz Almanya'da mı yaşıyorsunuz ya da Türkiye'de mi yaşıyorsunuz ya da Avustralya'da, Fransa'da nerede yaşıyorsanız ya da İtalya'da onunla bir kıyaslama yapın diye. Hem ben size sadece İsviçre versiyonunu göstermek istiyorum. Böyle niyetim de var. Böyle hani ürünlerin raftaki şu anki yani ekonominin şu anda çok birinci tema olduğu her ortamda ilk başta ekonominin bütün dünyada konuşulduğu bir zamanda böyle videolar çekmek istiyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Hoşunuza gider mi? Geçiyorum. Şimdi ben Adam'da yaklaşık bir sene %40 gibi çalıştım ya. Orada son günümde arkadaşlar bana birçok hediye getirmişti. Zaten Insta story'imde paylaşmıştım. Onların içerisinde şunlar elimde kaldı. Şöyle görüyorsunuz. Benim dikkatimi çekti. Normalde böyle ürünler bana hediye geldiğinde içime sinmiyorsa hani diyorum yani bunu da kullanma, bunu da açma, başkasına verirsin. Ama bunu gerçekten kullanmak istiyorum. Çünkü Glass Botanical Shower Gel ve Body Lotion. Çünkü gerçekten bu da doğal bir ürün. Onun için kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Aslında seyahat boyu ama bunları bu ay kullanacağım. Önümüzdeki ay biterlerse ki çünkü benim şu anda elimde birkaç tane ürün var. İşte şu var. Bir tane daha var duş jeli. Bir de bunu açarsam artık hangisi biter? Bir de zaten Rituals'ın ki Rituals daha bitmeden onu zaten alacağım. O body scrub'ını. Yok yani ben onu haftada iki kere falan yapmam lazım. O hissiyat, o güzellik, o freshlik, rahat uyuma, o benim için lüks.
Mutlaka o daha bitmeden az kaldığında mutlaka gidip alacağım. Ve sonra da şöyle bir şey. İşte bundan bahsediyorum. Bu da doğal içerikli bir ürün. Original Florex. Şey koyun sütünden yapıldığını söylüyor. Eisenkraut, İsviçre'ye ait tabii ki. Hani doğal bitkilerden yapılan bakım şampuanı saç ve body için olduğunu söylüyor. Galiba ben bunu vücuduma uygulayacağım, saçıma değil. Sabunu da vücuduma uygulayacağım. Bunlar doğal içerikli ürünler olduğu için şey, çok güzel bir cici bir şey var, bilmiyorum onu elinde tutar mıyım tutmaz mıyım. Aslında hoş bir şey ama bunları kendime sakladım. Mutlaka kendim kullanacağım. Evet arkadaşlar, benim size kendi aldığım bütçemle aldığım ürünleri, kullandığım ya da almadığım hediye olarak gelen ve ileride kullanacağım ürünleri de paylaştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Önerileriniz varsa mutlaka önerin. Belki senin aradığın şey bu olabilir. Bunu da deneyebilir misin? Ben memnunum. Sana da öneriyorum. Ben size nasıl öneriyorsam sana da öneriyorum derseniz. Hani ben eskiden gerçekten çok pişmanım. Öyle videolar yaptım ve bana hiçbir şekilde katkısı olmadı. Merak ettiniz. Şunu da alıp benim için dener misin? Sen dene, ben ona göre gidip alayım. Senle ben aynı değiliz. Ve gerçekten öyle yaparak, öyle cahilce bir şey yaparak öyle istekleri karşıladığım için şu anda çekmecemde hiç kullanmadım ve bana finans olarak bayağı bir zarar veren, paramı boşuna atmış olduğum ürünler var. Siz kullandıysanız, memnunsanız, bana da öneriyorsanız mutlaka yorum olarak yazın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Sibel, sevgiyle sundum. Bay bay.